Benim hikayemden herkese merhabalar. Girişimci bayanlarımızın başarı dolu hayat hikayelerini anlattığımız bu güzel programımızla şimdi de Seval Aşçı Hanımefendi'nin işletmesine geldik ve şimdi kendisini tanıyacağız. Merhabalar Seval Hanım. Merhabalar, hoş geldiniz. Hoş bulduk efendim. Bizleri iş yerinize kabul ettiğiniz için çok teşekkür ederim ilk başta. Ben teşekkür ederim. Sizi biraz tanıyabilir miyim efendim? Ben Seval Aşçı, 1976 doğumluyum. 3 kız annesiyim. Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. İlkokul mezunuyum. 40 yaşında sonra okumaya başladım. Ne güzel. Şimdi liseye devam ediyorum inşallah. İşletmeniz Evliyim. Var. Evet, işletmem var işte 6-7 yıldır. 6-7 yıldır bu işi yapıyorsunuz. Evet. Neler yapıyorsunuz peki işletmenizde? İşletmemizde yazlık pikelerimiz var, çeyizlik pikelerimiz var, seccadelerimiz, nevresim takımları, önlükler, sürpriz yastıklarımız. Yani aklınıza gelebilecek her şey var ev tekstili üzerine, bebek çeyizleri üzerine, evet gelin çeyizleri üzerine her şey var hemen. Hepinizi hep el emeğiyle yapıyorsunuz. El emeğimiz hazır bulundurmuyorum. Tamamen kendi ürünlerimi hazırlıyorum. Peki bu işi başlamaya nasıl karar verdiniz? Bu işi başlamaya AKME kurslarına gittim ilk önce. Belediyemizin AKME kurslarında. Evet, belediyemizin düzenlediği Mefruşat bölümüne gittim ilk önce. Orada bana bir fikir oluştu. İlk önce arkadaşım açtı dükkanı. Ona böyle işte teşvik ettik, işte yaparsın edersin dükkan aç diye. Onun yanındaydım biraz, sonra tekrar AKME kursuna kurdele nakışı bölümüne gittim. Oradan arkadaşımla beraber devam ettik, dükkanda çalıştık beraber. Sonra değişik firmalarda çalıştım, tekstil atölyesinde çalıştım, çeyiz dükkanlarında çalıştım, kendimi geliştirdim. Sonra tekrar gene gittim AKME kursuna. Belediye başkanlarımıza bu arada çok teşekkür ediyorum. Evet efendim, bizler de sizlerin karşısında çok teşekkür ediyoruz. Yani bizi kazandırdılar topluma, bir iş sahibi olduk yani onların sayesinde. Kadınlara verdikleri bu haklar bence çok güzel, çok başarılı buluyorum ben. Öyle devam ettik işte, şimdi çok şükür buralardayım, çok mutluyum. Kendime güvenim var. Ne güzel efendim. Ben de sizi tebrik ediyorum. Gerçekten bir kadın olarak kendi cesaretinizi toplayıp bir iş yerinizi evet. açmışsınız ve paranızı kazanıyorsunuz. Aynen. Ailenize destek alıyorsunuz. Çok ne güzel. Güzel. Tebrik ediyorum sizi. Teşekkür Peki ediyorum. Bu süreçte size kimler destek oldu? Hadi gel işletmeni evet. açalım diye diyen kimlerdi? Bu işe arkadaşım ve eşimin çok desteği oldu. Çocuklarımın da tabii çok desteği oldu. Onlara da teşekkür ediyorum burada. Arkadaşım işte yaparsın edersin dedi. Beraber çalışmıştık zaten. Sonra bana burasını tavsiye etti. Burası terziydi aslında. Arkadaşım dedi ki böyle böyle kiralık işte devren satlıkmış terzi dükkanı var dedi. Ben de bu arada başka bir çeyizci ablanın oradaydım. Sonra geldim baktım. O arada bir de bir hikayemi anlatayım. Umre'ye gidecektim ben. O işim olmadı o gün. Çok üzüldüm, çok ağlıyordum. Gittim işte. Eşim telefon açtı o sırada. Ona da söylemiştim böyle böyle kiralık bir dükkan var diye. Aradı bana dedi ki eşim. Ağlıyorum tabii bu arada ben. Eşim aradı bana dedi ki böyle böyle dükkanı ben tuttum dedim. Ne kadar tesadüf. Evet, hüzünle mutluluk bir arada çok yani değişik bir duygu oldu bende. Neyse dükkana bakmaya geldik işte. Abiyle anlaştık ettik. Eşim o sırada işte biraz maddi sıkıntımız vardı. Kredi çekti sağ olsun. Yani çok küçük bir miktarda ama burayı devraldık. Çok hiçbir şey yoktu hemen hemen dükkanda. Terzi dükkanı olduğu için hani abi hazır böyle tamirler falan yapıyormuş. Kumaş falan yoktu. Sadece makineler vardı, ütü vardı. Bir tane terek vardı işte. O şekilde aldık dükkanı, devraldık. İşte öyle öyle ben tamirle başladım. Yani terzi tamiriyle başladım. Sonra çeyizi çevirdim. İşte arkadaşım sağ olsun bana nevresimler verdi. Yani alma dedi. Hani şey yapma böyle. Nasıl diyeyim size? Yardımcı maddi oldu. Maddi yönden evet. Bana yardımı çok oldu. Manevi yönden de oldu da maddi yönden de işte nevresimleri getirdim, yerleştirdim. Öyle öyle tamire gelen mesela nevresimi gördü istedi. Çeyiz üzerine bir şeyler yaptırmaya başladı. Acemiliğimizi de o şekilde atmış olduk. Yani. Ama çok güzel bir şey olmuş. Siz ağlarken evet. eşiniz sizi sevindirmiş. Çok sevindirdi. O sürekli dua ederim eşime sağ olsun. Sizin en etkileyici hikayenizde önemli olan bu demek Aynen. ki. Hiç ummadığınız bir anda karşınıza çıktı bu Evet dükkan. Hiç ummuyordum. Ümidim yoktu. Çünkü eşim hiç izin vermiyordu bana. Çocuklar küçük büyüsün işte ondan sonra yapalım. Ben de eşimi ikna etmeye çalışıyordum işte emekli olacağım. Beraber yapalım boşta kalmasın diye. Sonra işte eşim nasıl ikna oldu onu da anlayamadım.
Demek ki sizin başarınızı görüyordu ve takdir ediyordu. Evet. Bir şeyler yapmak istedi. Kendimi kanıtladım ama. Teşekkür ediyoruz buradan da kendisine. Aynen, onun çok yardımı oldu bana. Ben de teşekkür ediyorum kendisine. Önce hani yapamazsın, edemezsin. Ben kendimi farklı yerlerde çalışarak kendimi ispatladım aslında. Çok güzel efendim. Peki nasıl tepkiler aldınız? İş yerinizi açtınız, çalışmaya başladınız. Tepkiler çok güzel oldu. Yani çevremden, aile çevremden olsun, arkadaş çevremden olsun gurur duydular yani. Çünkü birdenbire ilerlediğim zaman çevremdeki insanlar da hem mutlu oldular hem de başarımı gördüler. Olumsuz bir şey duydunuz mu? Olumsuz bir şey hiç duymadım şimdiye kadar. Ne güzel. Çünkü sağ olsun müşterilerim de çok anlayışlıydı. Bazen yani hata yaptığımız zamanlar da oldu. Olabilir dediler müşterilerim de sağ olsunlar. Öyle öyle işte ilerledik. İyice tecrübe edindiniz iş yerinizde. Yani faydasını şey, görüyorsunuz değil mi? Görmez olur muyuz? Tabii ki de. İki tane çocuk okuttuk biz. Çok faydası oldu. Yani bir insan hem kendisine güveni geliyor, hı hı, hem bir şeyleri nasıl diyeyim size, maddi yönü var tabii ki de manevi yönü daha çok bence. Manevi yönü daha çok diyorsunuz. Evet, çok güzel oldu. Daha çok. Peki seyircilerimiz için, siz bir girişimci kadınsınız. Ben işte Akme kurslarına gittim, orada meslek sahibi oldum. Evet. Sizler de gidip olabilirsiniz, iş yerini açabilirsiniz diyor musunuz? Mutlaka yapmaları gerekiyor. Yani, seyircilerimize ne söylersiniz buradan? Yani hayallerinizin peşinde koşun, onu söylüyorum. Gerçekten çok güzel bir şey. Olmaz diye bir şey yok. İlla ki engeller çıkıyor ama eninde sonunda hayalleriniz gerçekleşiyor. Hiçbir zaman hayalinizin peşini bırakmayın. Çok teşekkür ederim Sever ablacığım. Birazdan iş yerinizde gezeceğiz. Yaptığınız ürünleri de bakacağız. Tamam, bizleri inşallah iş yerinizde kabul ettiğiniz için de çok teşekkür ediyorum. Belediyemize bu arada çok teşekkür, minnettarız onlara. İyi ki de yani bu şeyleri düzenliyorlar. Daha halen de var. Kurslarımı ben halen devam ediyorum kurslara. Tasarım kursuna gidiyorum mesela, giyim tasarım kursuna. Kalıp hazırlama kursuna devam ediyorum. Yani bırakmadım. Değerli izleyicilerimiz, siz de Akme Kadın Meslek Edindirme kurslarımıza gidip farklı branşlara katılıp meslek edinebilirsiniz. Evde boş oturmak yerine gidip bir uğraş sahibi olabilirsiniz ve böyle güzel iş yerleri açabilirsiniz. Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in talimatlarıyla en güzel şekilde hizmet vermeye devam ediyor Akme Kadın Meslek Edindirme kurslarımız. Buradan hepinize sesleniyorum. Hepinizi bekliyoruz efendim. Sever ablacığım, Belediye Başkanımız Evren Dinçer'in size çok selamı var ve ufak bir hediye gönderdi. Bugün anısına güzel günlerde kullanın çok inşallah. Çok teşekkür ediyorum. Kendisine görevinde başarılar diliyorum. Bizler teşekkür ederiz i̇nşallah efendim. İnşallah ikinci dönemde de bekliyoruz başkanımızı. Çok teşekkürler efendim. Bizleri iş yerlerinize kabul ettiniz. Gerçekten çok güzel ürünleriniz teşekkür var. Teşekkür ederim. Evimin eksiği var, kızımın çeyizini düzeceğim diyenler Sevel ablamızın yanına gelip bütün ihtiyaçlarını buradan giderip çıkabilir. Hepinizi bekliyoruz efendim. Gerçekten muazzam ürünler var. Hepsi el emeği, göz nuru, çok güzel işler başarıyor. Sizler de gelip görebilirsiniz. Bugünkü programımızın da sonuna gelmiş bulunmaktayız. Bizler her pazartesi saat 19'u gösterdiğinde Aksaray Belediyesi Web TV ekranlarında olacağız. Ben de girişimci bir kadının benim yanıma da gel diyorsanız iletişim adreslerimizden bize ulaşabilirsiniz. Hepinize sağlıklı, mutlu, güzel günler diliyorum. Hoşça kalın, bizimle kalın.